Hep söylüyorum, gittikçe öfkeli bir toplum haline geldik. Artık uçurumun kenarındayız. Bir adım ötesi uçurum. Başımıza ne geliyor? Hep bu öfke nöbetlerinden geliyor. Başka bir açıklaması yok. Tıpkı Murat Oruç'un yaptığı gibi. Allah'tan bu kez ölüm, yaralanma yok. İşte Murat Oruç da Marmaris'te bir otelin barını işletiyordu. Otel sahibi kiraya zam yapmak istedi. Murat Oruç buna kızdı ve işlettiği barı ateşe verdi. Ancak o alevler sadece barı yakmadı, otel de alevler içerisinde kaldı. Turistler canını zor kurtardı. Otel sahibi kiraya zam yaptı. Buna öfkelenen bar işletmecisi müşteriler içerideyken restoranı ateşe verdi. 30 yaşındaki Murat Oruç, Marmaris'teki bu 3 yıldızlı otelin bar işletmeciliğini geçtiğimiz yıl Mart ayında devraldı. Her gün farklı eğlence konseptleri düzenliyor, geç saatlere kadar müzik sesleri susmuyordu. Ama dün gece o sesler yerini korku çığlıklarına bıraktı. Bu otel geç saatlere kadar genelde eğleniyorlar. Yusuf isimli otel sahibi son zamanlarda Oruç'a kiraya zam yapması için baskı yapıyordu. Bar işletmecisi buna itiraz edince ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Barın işletmeciliğini bırakmak istemeyen Murat Oruç, zammı da bir türlü kabul etmiyordu. Sonunda aklındaki planı devreye soktu. Motosikletinin deposundaki benzini çekti, ardından bardaki sandalyelerin üzerine döktü ve çakmağı çaktı. Gece saat 2-3 civarında bir gürültü sesini duyduk. Ben de aşağı indim. Elektrikler kesilmişti, merdivenlerle yürüdük. Bizim odamıza da yangın dumanları gelmişti ama hepimiz dışarı çıktık. Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlattı. 30 odalı otelde dumanlar her yeri sardı. O sırada konaklayan 12 tatilci tahliye edildi. İtfaiye yangını 2 saatlik çaba ardından söndürdü. Dumandan etkilenen tatilciler de hastaneye kaldırıldı. Kundakçı ise gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçunu itiraf etti. Amacının sadece barı yakmak olduğunu, yangının kontrolünün dışına çıktığını söyledi. 5 katlı otel kullanılamaz hale geldi. Turistlerin de tatilleri kabusa döndü.